Tornancığım kolay gelsin. Ay hoş geldin. Teşekkür Bereketli ederim. olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş Nasılsın? bulduk. İyisin mi canım benim? İyiyim, teşekkür ederim. Ben bir erişte yapımını merak ettim de dedim torun teyzeciğime bir gideyim. Bana anlatsın erişte nasıl yapılıyor. Çok Yoruluyor. sağ ol. Teşekkür ederim. Biz yaşlarını böleceğiz. İşte siz Allah gecinden yetişersiniz. versin. Siz yetişersiniz. Siz yaparsınız da. Ben öldükten sonra Allah mesleğimi gecinden sen versin torun teyzeciğim. Gencecisin valla maşallahım var. Ben öldükten sonra mesleğimi sen alırsın, sen yaparsın. Evet. Zor Tamam oluyor değil mi canım. torun teyzeciğim erişte yapımı kesimi? Valla pek zorluğu da yoktu. Bana kolay gelir. Evet, alışmışsın demek sen sürekli yaptığın için. Evet. Daha 60'ı geçtik. Evet. 40'tan beri de yapıyoruz hala 3'ten geçtik. Doğru. Şimdi bunun içine ne koyduk torun teyze? Yumurta, tuz, un, başka maya falan atıyor muyuz? Yok. Erişteye maya atılmış. İsteyen süt de koyur. İsteyen su yoktu. Yumurta da koymuş. Evet. Boş da yapan olur. Ne canım benim. Anladım. Hiç. Şimdi biz bunu yoğuracağız, hamurunu yapacağız, yarın keseceğiz, değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Bunu koyacağım. 7 sefer katlayacak, çıkmayacak. Ha. Elimizle. Evet. 7 sefer çıkmadıktan sonra künde yapacak. Şimdi yarın erişteleri astıktan sonra bir de kızartması var değil mi Tom teyze? Evet, aynen öyle. Yanında kızartmasını da yaparız. Evet. Ondan sonra da pilavını yaparız. Yeriz güzel. Zaten ocağın üstünde Hayır ben onu demiyorum. Şimdi erişteleri fırına verip kavuruyoruz ya. nerede? He, onu diyor. Canım. Torun teyzeciğim kolay gelsin. Bereketli olsun tekrardan. Çok sağ Videoyu ol. kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi kolay Ömrün gelsin. uzun olsun. Allah şimdi rast gelsin. Senin de Sağ gel. ol canım Torun teyze benim. şimdi ne yapacağız sen? Şimdi bunu burada açacağım. Tamam burada böyle açıyorum. Tamam canım bu merdane. Evet. Önce ayağımla merdaneliyorum. Sonra da elimle merdaneliyorum. Şimdi de oklavıyla açacağım. Canım Özlemciğim. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Maşallah. Teşekkür ederim. Maşallah maşallah. Ne yapacak olur. Emzesin. Yaptım. Burada da böyle keserim. Açıyorum. Canım Özlemciğim. Onu kes sonra karşıya. Tamam. Burada açıyorum Özlem. Evet. Alıyoruz böyle. İnci gibi telleri asıyorsun. Nereye düştü? Bunu da tel asıyorum. Hayırlı olsun. Güle güle. Bu da Tilda, bu da Nayda Hanım. Yardımcım da Nayda Hanım. Akşam yoğurdu, beyledi. Şimdi de açıram. Keserim iki martına. Kesin. Merhaba canım. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sağ ol. Bizde şimdi kış geldi. Kışın yiyeceklerini hazırladık. Önce hamurunu yaptım, kestim. Şimdi de eriştemin hamurunu yaptım, kestim. Şimdi de pilavını yapıyorum.
misafirler var yani. Suyu önce kaynatıyorsunuz. Önce suyunu koydum, kaynattı. Şimdi derişlerimizi içine bırak. Bu Kars'ın kışlık yiyeceği. Evet. Yoğurt sorbası. Evet. Bir taraftan o da hazırlanıyor. Aşotu var, içinde dereotu var. Pirincimiz. Bu da sarmamızdı. Kış, o da lahanayla. Lahana sarması. Evet. O pişmiş olan erişte, değil mi? Bu da pişmiş olan pilavımız. Bu pişmiş hali. Evet. Altına patates düzen de var. İşte ben mercimekle yaptım. Öyle. Ne kadar suda kalıyor? 10-15 dakika. Sarı yağla yapılıyor işte. Sarı yağla yapıyoruz. Sarı yağımızla. Sarı yağla yapıyorsunuz. Mesela yanına da patates altına koymadım, böyle fırına verdim. Fırında pişirmek istedim. Ama bazıları altına patates koyup pişiriyor değil mi? Evet. Ama ayrıca da ben de ayrı fırında yaptım. Bu da gözleme. Bu gözleme. Evet, bu da gözleme. Kaynadı, mercimeği pişti. Eriştesini döktüm. Şimdi süzmeye hazır. Köylerde böyle çok yapıyorsunuz. Erişteye tadını veren şey nedir? Sarı yağ. Mercimeği. Ve eski süzeklerden. Süzgeç de eski. Evet. Şimdi sarı yağ. Şimdi tadı bu veriyor değil mi? Tadı bu veriyor. Sarı yağ. Bol yağlı. Şimdi deme koyacak, sıcak, kısık ateşte demlenecek. Demlenmesi ne demek? Biraz dinlenecek. Kısık ateşte. Bu kadar kışlık yiyeceğimiz. Deme koyarken de altı böyle gazmak derdik eskiden. Gazmak tutar. Deme koyunca. Ha, şu kahverengi olur. Evet. O da gazmak. Yiyorsun o zaman yöresel yiyecekleri. Tabii canım, sağ olsun. Bütün hep yapıyor. Her şey, bütün yemekleri yapıyor. Hepsini o yapıyor da zaten yöresel yemekler. Yes.
kilo una 10 yumurta koyuyorum. Suyla, su, tuz. İsteyen olursa süt de koyuyorum. İsteyen olmazsa su koyuyorum. Hamurunu yoğururum. 7 sefer çıkıyorum, katlıyorum. Ondan sonra künde yapıyorum. Durur, sabahsına kalkıyor yoğururum. Şey açıyorum. Kesirim, telasırım. Kavruyorum. Şimdi de pişirip yiyorum. Kışın hemen hemen haftada bir mi erişte yapıyorsunuz? Evet, evet. Haftada bir, evet. Severik, makarna severik. Erişte severik. Kars'ın makarnası erişte. Evet. Ben getirdim bizi mi ondan sonra çeksin. Trafik aslında. Bunlar albüme, fotoğraf albümü. He. Elime geldikçe buzdolabının üstüne yapıştırmışım. Tanıt hele isimlerini, hangisi? Bu Süleyman'la babasıydı, bu torunumdu, bu da torunum Dalpaslan'ın kızıydı. Adı ne onun? Selin. Bu neydi bu? O da mı Selin? Bu da Bilal. Bilal. Ya, bu Dalpaslan'ın küçüklüğü. Bu Bilal. Bu Süleyman'ın oğlunun küçüklüğü. Ayca'nın kızı, Mafer'in kızı, İsimleri? Süleyman'ın kızı, Ceren, İrem, Neslan. Unuttum. Bu da Furkan. Furkan. He. Bu da Süleyman'ın küçüklüğüydü. Süleyman, bu da Ömür. Ben büyüttüm. He, bu da aile fotoğrafı. O da aile. Bu delikanlı? Bu da Furkan. Süleyman'ın oğlu. Güzel olmuş. Allah hepsine sağlık. Sağ ol, ömrünüzün olsun. Alparslan'ın küçük kızı da bu tarafta. Onun orada buzdolabının üstünde değil. Buraya gelmiş. Bu da Selen, Alparslan'ın küçük kızı. Selin büyüğü, bu küçüğü. Ne de güzel poz vermişler bak. Torunlarım benim her şeyim. Dünyada bir onlar. O Kadife, bu Kadife güldü. Onların ismini de bilmiyorum. Çok güzeller ya. Güzel olmuş, böyle büyümüş. Temizlik yaparken kırıldı.